11. adıma geldik arkadaşlar. Hemen sistemimize girişimizi yapalım. 10. sınıf dil ve anlatım. Evet, gördüğünüz gibi öğretici, açıklayıcı, tartışmacı ve kanıtlayıcı anlatım dil bilgisi konusu olarak da zarflar karşımıza çıktı. Öğretici anlatım adından anlaşılacağı gibi bir şeyleri öğretme amacı taşır. Öğrenmenin gerçekleştirilmesi amaçlandığında başvurulan bir anlatım yöntemidir diyebiliriz. Genel özellikleri amaç bilgi vermektir. Dilin bilgi vermek olduğu için dilin göndergesel işlevi kullanılır. Öğretme amacı taşıdığı için açık, anlaşılır ve pürüzsüz bir dil kullanılmalı. Genelde didaktik metinlerde karşımıza çıkar. Söz sanatlarına yer verilmez. Nesnel bir anlatım bulunur. Mecaz anlamlı kelimeler ve çağrışımlar pek bulunmaz. Öğretme amacıyla tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, alıntı yapma gibi düşünceyi güçlendirme yolları kullanılır. Öğretici anlatım bilimsel eserlerde, ansiklopedilerde, ders kitaplarında daha sık görülür. Bunlar genel özellikleri. Çeşitli türleri var arkadaşlar öğretici metinlerin. Bilimsel metinler, tarihi metinler, felsefi metinler gibi türler var. Bir de gazete etrafında gelişen, kişisel hayatı konu edinen metinler gibi öğretici metin türleri de bulunmakta. Örnek olarak verilen metne bakacak olursanız, kornea gözün ön kısmında bulunan saydam dokudur ve gözün en önemli kırıcı merceğidir. Korneanın saydamlığı birçok hastalık tarafından bozulabilir. Bu hastalıklar doğuştan veya mikrobik olabilir. Keratokonus gibi bazı hastalıklar ise korneanın şeklini değiştirerek kornea naklini gerekli kılabilir deyince burada gözle kornea ile ilgili bilgi veren bir metin bulunmakta. Örnek soruya bakalım arkadaşlar. Bu metinde hangi anlatım türü kullanılmıştır? Geniş anlamda toroslar biri dış, öteki iç olmak üzere iki sıra meydana getirir. Dış sırayı Kıbrıs dağları ile, dış sırayı Kıbrıs dağları ile onların uzantısı olan Amanos dağları ve güneydoğu toroslar oluşturur. Daha kuzeydeki iç sıra ise Antalya Körfezi'nin iki yanında birbirine yaklaşarak uzanan batı toroslardan, batıda Teke Yöresi dağları, doğuda Sultan dağları, Geyik dağları, Taşeli platosu ile Uzunyaylı arasındaki orta toroslardan, Bolkar Dağları, Ala Dağlar, Hınzır ve Binboğa Dağları ve daha ötede Doğu Anadolu'nun iç kesimlerine sokulan ve eskiden Antitoros'ta denilen Doğu Toroslardan meydana gelir. Dikkat edersek burada Toroslarla ilgili bilgi verilmiş. O nedenle öğreticimin anlatım ağır basmaktadır diyebiliriz. Geldik açıklayıcı anlatıma. Bir kişi nesne veya kavram hakkında bilgi vermeyi amaçlayan anlatım biçimidir. Öğretici anlatımda ders veriyormuşçasına yapılan bilgi aktarımından farklı olarak açıklayıcı anlatımda yazarın görüşleri doğrultusunda bilgi aktarımı söz konusudur. Yani açıklayıcı anlatımda yazarın görüşleri biraz daha öne çıkmakta diyebiliriz. Öğretici anlatım açıklayıcı anlatıma göre daha nesnel de denilebilir. Yalın ve anlaşılır bir dille yazılır. Karşılaştırma, örnekleme, benzetme gibi anlatım yöntemleri kullanılır. Dil göndergesel işleviyle kullanılır. Sözcükler gerçek anlamlıdır. Amaç okura bilgi vermektir. Öğretici metinlerde özellikle makale, eleştiri gibi türlerde bu anlatım biçimi benimsenir. Yazar kelimeleri gerçek anlamıyla kullanır. Kesin ve açık ifadelere yer verir. Tanımlama, açıklayıcı, betimleme, örneklendirme, sınıflandırma, benzerlik ve karşılıklardan yararlanarak düzenlenir. Deyince aslında burada şuna dikkat edeceksiniz. Tanımlamaya, betimlemeye, örneklendirmeye sıkça yer verilir. Yazar ele aldığı konu hakkında bilgi sahibi ve deneyimlidir. Ki bilgi verebilsin. Yazar konuya hakimdir. Uzmanlık alanı olabilsin. Örnek metne bakalım. Dil insanların düşündüklerini, duyduklarını bildirmek için kullandıkları sözcükler ve işaretlerden oluşan bir anlaşma aracıdır. Ancak herhangi bir araç değildir. Bir ulusun kimliğini belirleyen, duygu ve düşünce dünyasını besleyen en önemli etkendir. Aynı zamanda ulusal kimliği yansıtan bir ayna gibidir. Bu ayna kirlenirse toplumsal varlığımız da kirlenir. İşte bu gerçeklerden yola çıkarak bütün ülkede ana dil bilincini ve duyarlılığını besleyip geliştirme çabası içinde olmalıyız. Çünkü bir dili yozlaşmaktan kurtaracak güç, yasalar ve yasaklamalar değil, o dili konuşan toplumun dil bilinci ve duyarlılığıdır. Dikkat edersek paragrafta dille ilgili bilgiler aktarılmış. Yalnız burada yazarın biraz da kendi yorumu da var. O nedenle direkt öğretici anlatım değil, bu açıklayıcı anlatım olarak değerlendirilebilir. Paragrafa göre bu yazarın yazılarında aşağıdaki niteliklerden hangisinin olduğu söylenemez. Allen yazılarında kendi kanılarını aşılamaya kalkmıyor. Onu okurken
Birçok konuda onun gibi düşündüğümü görüyorum. Dediklerini yanlış bulduğum, sinirlendiğim oluyor. Bazen de ağlatıyor beni okuduklarım. Yine de kitabı kapatmıyorum. Kapatamıyorum. Beni kendi düşüncelerimi, kanılarımı incelemeye götürüyor çünkü. Okurunun inandıklarını, kanılarını pekiştiriyor. Kendi açıldıkça karşısındaki de açıyor. Karşısındakini de açıyor. Paragrafa göre bu yazarın yazılarında hangisinin olduğu söylenemez. Önce bakalım. Yazılarına kendi kanılarını aşılamaya kalkmıyor. Birçok konuda onun gibi düşündüğümü görüyorum. Onun gibi düşündüğümü ifadesi olduğu için düşündürücülük var. Bazen ağlatıyor beni derken duygusallık var. Sinirlenme, ağlama. Kitabı kapatamıyorum dediğine göre sürükleyici. Okurun inandıklarını pekiştiriyor dediğine göre de etkileyici. Ama nesnel olduğuna dair bir şey söylenmemiş. Bu nedenle cevap D seçeneği. Tartışmacı anlatım, bir yazarın farklı düşünceler karşısında kendi düşüncesinin doğruluğuna okuyucuyu inandırmaya çalıştığı anlatım yöntemidir. Yani tartışmacı anlatım için bir fikrin eleştirildiği ya da savunulduğu paragraflardır diyebiliriz. Tez, antitez şeklindedir. Ya bir fikir ortaya atılır ya da ortaya atılan bir fikir çürütülmeye çalışılır diyebiliriz. Yine dil göndergesel işlevlidir. Düşünceler kesin ifadelerle işlenmeye çalışılır. Deneme, eleştiri gibi yazılarda sıkça kullanılır. Şu kısma dikkat edin. Açıklayıcı anlatımda bir düşünce verilir. Tartışmacı anlatımda ise yalnızca bir görüş olmaz. İki karşıt görüş olur ve yazar bunlardan birini savunur. Örnek metne bakalım. Reşat Nuri'nin Türk Edebiyatı'ndaki yeri elbette ki tartışılamaz. Buna ben dahil hiç kimse itiraz edemez. Ne var ki her şeyde aşırıya kaçtığımız gibi bunda da aşırıya kaçıyoruz. Reşat Nuri'nin bütün yapıtlarını hatta elimizde bulunan en kısa notlarını bile incelediğimizde 20 bin civarında sözcük kullandığını görüyoruz. Bu elbette çok güzel bir hizmet ama bir edebiyatçıyı zirveye oturtmaya yetmez ki. Araştırmalara göre dilimiz aslında çok zengin. Anadolu bir sözcükler, deyimler, atasözler hazinesi. Reşat Nuri bunların üçte birini bile kullanamamış yapıtlarında. Dilimize pek bir şey kazandırmadığı gibi var olanları da gösterememiştir. Burada Reşat Nuri'nin edebiyatımızda çok çok önemli bir yazar olduğuna dair kanının kısmen yanlışlıkları vurgulandığından yazar kendi fikrini burada, Reşat Nuri üzerindeki fikrini burada anlatmaya çalışmış. Kendi fikrini benimsetmeye çalıştığı için de bu bir tartışma metnidir diyebiliriz. Tartışmacı anlatımda okuyucuya sık sık sorular sorulduğunu, sohbet havasında kısmen hissedildiğini belirtelim ve diğer sayfaya geçelim. Örnek soru 3. Parçanın anlatımında hangisine başvurulmuştur? Sanatçının içtenlikle yazması bir ölçüt müdür? Duygularını anlatma çabası sanatçının eserini yaratırken geçirdiği yaşantılar olabilir. Buna 3. sınıf bir sanatçıda da rastlıyoruz. O da aynı içtenlikle heyecanla didinip çırpınarak duygularını anlatmaya çalışıyor. Büyük sanatçı ile sanatçı olma sevdasındaki yazar arasında yaratma eylemi bakımından pek fark yok. O halde sanatçının farkı nasıl açığa çıkar? Burada yazar kendi görüşünü anlatmış. İçtenlikle yazmanın her zaman doğru bir şey olmadığını savunmuş. Bunu savunanların yanlışta olduğunu iddia etmiş. Bunun yanında okuyucuya sorular sormuş. Bu özelliklerin tamamı arkadaşlar tartışma anlatımı için göstermekte. O nedenle cevabımız D seçeneği. Kanıtlayıcı anlatım. Kanıtlayıcı anlatım adı üstünde bir şeyleri kanıtlama amacıyla oluşturulur. Yazarın ele aldığı konuyla ilgili görüşlerini inandırıcı kılmak, başkalarına kabul ettirmek için başvurduğu anlatım biçimidir. Dolayısıyla yazar düşüncelerini destekleyen, kanıtlayan bilgilerden, belgelerden yararlanır. Bilgi ve belgeler burada önemli husus bu. Göndergesel işlev yine karşımızda. İspat olduğu için makale denemede çok az kullanılır. Çünkü denemede düşünceleri ispatlama amacı yok. Orada daha çok açıklayıcı anlatım olabilir. Ama makalede mutlaka kanıtlayıcı anlatıma yer verilir. Kelimeler genelde gerçek anlamlarıyla ya da terim anlamlarıyla kullanılır. Yazar görüşünü kabul ettirmek için örneklerden, tanımlamalardan, karşılaştırmalardan yararlanır. Örnek metne bakalım. Günlük yaşamımızda tükettiklerimizi ve enerji ihtiyaçlarımızı karşılamak için doğanın verdiği imkanları bilinçsizce ve hoyratça kullanıyoruz. Bunun sonucunda ortaya çıkan sera gazlarının sebep olduğu iklim değişikliği dünyamızı geri dönülemez bir felakete doğru götürmektedir. Bu iklim değişikliği küresel ısınma, çevre kirliliği ve içme suyu yetersizliğinin çok kısa bir zaman sonra bildiğimiz bütün hayat formlarını ve insanlığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakması kaçınılmaz olacaktır. Kutuplar her geçen yıl daha çok eriyor. Denizlerin su seviyesi yükseliyor. Böyle devam ederse başta Hollanda gibi ülkeler sular altında kalacak. Ozon tabakasındaki delik büyüyor, önlem alınmadığında iklimler değişecek, insanlar zararlı ışınlardan daha çok etkilenecektir. Burada geleceğe dönük bir anlatım var ama yazar anlattıklarını kanıtlamak için çeşitli ülkeler, örnekler vermiş.
Bu da onun kanıtlayıcı anlatımı kullandığını göstermekte. Örnek soru 4. Parçayla ilgili hangisine ulaşılamaz? Yakup Kadri Karaosmanoğlu bir kitabında Doğu Anadolu bölgesiyle ilgili izlenimlerini şöyle aktarıyor. Bu bölgenin egemen bitkisi, bitki örtüsü bozkırdır. Yüksek kesimlerde Erzurum Kars bölümünde yaz yağışlarının etkisiyle dağ çayırları geniş yer tutar. Orman yönünden fakirdir. Gerçekten de orman yönünden çok fakir bir bölgedir. Ormanlara ulaşmak için şehir dışında epey uzun bir yol kat etmeniz gerekir. Ulaştığınız zaman da boş yere Karadeniz ormanlarının görkemini aramayın, bulamazsınız. Kanıtlayıcı anlatım, evet, bölge isimleri verilmiş, kanıtlamaya çalışılmış, Yakup Kadri'den bahsedilmiş, kanıt göstermek için. Bu var. A'yı eledik. Yazılanlar kanıtlanabilir niteliktedir. Evet, nesnel cümleler kullanılmış, kanıtlanabilir. Zaten kanıtlayıcı anlatım denilmesinin sebebi de o. Sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmış, mecazlı ifadeler pek yok. Kanıtlama anlatım biçimi olduğu için tartışmacı anlatım biçimiyle yazılmıştır ifadesi yanlış. Yazar düşüncesini kabul etmek için örneklerden faydalanmıştır. Evet, örnekler verildiği için düşüncesini kabul ettirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Cevap bu nedenle Denizli. Zarflar, fiilleri veya fiilimsileri çeşitli özellikleriyle belirten sözcüklerdir. Genelde karşımıza durum, zaman, miktar ve soru zarfı olarak çıkarlar. Bazen yer yön zarfları da vardır. Zaten çeşitlerine geleceğiz. Babam gerçekten güzel konuştu derken güzel sözcüğü konuşmak fiilinin durumunu belirtiyor. Yine iyi sözcüğü çalışmak fiilinin durumunu belirtiyor. Fazla kalmak eyleminin miktarını. En de yine göreceksiniz. Miktar zarfları aynı zamanda sıfatları da derecelendirebiliyor. Orada da sıfatları derecelendiren bir miktar zarfı bulunmakta. Zarf çeşitleri, durum zarfları. Fiillere ya da fiilimsilere sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Eylemin ya da eylemsinin nasıl yapıldığını belirtir. Mesela nasıl yürüdü? Hızlı hızlı. Bu ikileme burada durum zarfı olmuş. Nasıl çıkacaksın? Ağır ağır. Nasıl görünüyor? Kötü. Nasıl giyinmiş? Sıkıca. Nasıl davranıyor? Çocukça veya çocuk gibi ifadelerinde hepsi durum zarfıdır. Kırmızı kısımlara baktığınızda onların durum zarfı olduğunu göreceksiniz. Burada uyarı bölümüne dikkat edin. Adı niteleyen sözcükler ön adı olduğunu unutmayalım. Yani güzel sözcüğüne güzel kalem dediğimizde kalem isim olduğu için nasıl kalem? Güzel kalem sıfat olur. Ama burada olduğu gibi güzel düşünür, nasıl düşünür? Güzel fiile sorusu olduğu için zarf olur. Bunlara dikkat etmekte yarar var. Bir sözcüğün görevini belirtmek için onun cümle içinde kullanıldığı yere bakmamız gerekir. Az önce söylediğimiz husus uzun bir yol. Yol isim olduğu için uzun yol sıfat olur. Sürmek fiil olduğu için uzun sözcüğü burada da zarf olur diyebiliriz. Zaman zarfları, eylemi ve eylemsiyi zaman yönünden tamamlayan sözcüklere zaman belirteci denir. Yani fiilli ya da fiilimsiye sorulan ne zaman sorusunun cevabıdır. Ben her zaman güler yüzlüyümdür. Ne zaman güler yüzlüyüm? Her zaman. Unutursun ne zaman? Gidince. Destek olacağım ne zaman? Daima. Sonra diğer renkli kısımlara baktığınızda da hep zaman zarfı olduğunu göreceksiniz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Zaman anlamlı bir kelime gördüğümüzde hemen zaman zarfı dememeliyiz. Bir bakmalıyız. Eylemin zamanını belirtiyor mu, belirtmiyor mu? Akşam bir başka güzeldir memleketimde deyince ne zaman güzeldir olmuyor. Güzel olan ne? Akşam bu isim görevinde. Yine yarın olmayan milletler deyince yarın orada ek olarak isimleşmiş diyebiliriz. Yani bunlar zaman zarfı falan değil. Sadece zaman anlamlı kelimelerdir. Örnek ifadelerde de zaman anlamlı kelimelerin isim görevinde kullanıldığını göreceksiniz. Gelelim yer yön belirteçlerine. Eylemin yerini ya da yönünü belirten zarflardır. Aşağı yukarı, içeri dışarı, ileri geri, öte beri gibi kelimelerdir. Bir saat önce dışarı çıktı. Nere? Dışarı. Nere iniyor? Aşağı gibi. Bunlar yer yön zarfıdır diyebiliriz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Yer yön zarfları asla ek almaz. Ek aldığı an isimleşir arkadaşlar. Aşağı indi deyince buradaki aşağı ek almadığı için yer yön zarfı ama burada aşağıya deyince şu yönelme halini almış. Artık isimleşmiş. Dışarıya, ileriyi bunlar da yine ek aldığı için isimleşmiş diyebiliriz. Sıfatlarla karıştırmamamız lazım. Sıfatlar da ismin önüne gelir zaten. İleri görüş, aşağı kat, yukarı komşu bunlar sıfat görevinde. O halde yer yön zarfları için şunu diyebiliriz. Fiil ya da fiilimsinin önüne gelecek. Herhangi bir ek almayacak. Çünkü ek aldığında isimleşir, fiilin önüne gelmeyip de ismin önüne geldiğinde de sıfatlaşır diyebiliriz. Etkinlikleri uygun bir şekilde tamamlarsınız. Biz azlık çokluk ya da miktar zarflarına gelelim.
Eylemi ya da eylemsiyi sıfatı veya zarfları belirten, niteleyen, derecelendiren sözcüklerdir arkadaşlar. Azlık, çokluk zarfları ya da miktar zarfları. Fiil ya da fiilimsiye ne kadar sorusunun sorulmasıyla bulunur arkadaşlar. Baktığımızda çok, daha, en fazla, aşırı, bu kadar, ne, hiç, az gibi sözcükler miktar zarfı olarak kullanılabilir. Yalnız dikkat etmemiz lazım. Yine sıfatlarla karıştırmayacağız. Çok para sıfattır ama çok konuşuyor. Konuşmak eylem olduğu için ne kadar konuşuyor? Eylemin miktarını belirtinden zarftır. Temel husus budur aslında. Eylemin miktarını belirtmektir ama bazen sıfat veya zarfları da derecelendirebiliyor. Öğrenci isim, çalışkan öğrenci sıfat. Ne kadar çalışkan? Çok çalışkan dediğimiz için buradaki çok sözcüğü sıfatı derecelendiren bir miktar zarfı olmuş. Görünüyordu fiil. Nasıl görünüyordu? Güzel. Zarf. Ne kadar güzel? Çok güzel dersek zarfı derecelendiren bir zarf da görebiliriz. O halde miktar zarfları için şunu diyebiliriz. Fiil ya da fiilimsinin ne kadar yapıldığını belirtir. Aynı zamanda sıfatları veya zarfları da derecelendirebilir. Geriye kalan hususlarda da bu örnekleri görebilirsiniz. Soru belirteçleri fiilleri soru yönüyle belirten kelimelerdir. Soru zarflarıdır bunun diğer adı tabii ki. Genelde zarfları bulmak için sorduğumuz sorular nasıl, ne zaman, ne kadar, nere gibi sorulardır. Bunun yanında hani, neden, niçin gibi sorular da kullanılır. Hep fiile sorulur soru. Nasıl gidiyor? Ne zaman gideceksin? Niçin gidiyorsun? Oradaki ne, niçin anlamında. Eve neden girmedin? Yine niçin? Niye? Yine niçin? Gibi kırmızı yazılan sözcüklerin tamamı fiillere sorulan sorulardır. Ve cevapları da zarftır bunların genelde. O nedenle bunlara soru zarfı deriz. Zarflarda pekiştirme İkilemelerle yapılanlara bakalım. Bir kere hızlı hızlı ilerlemek pekiştirme zarfıdır. Güzel güzel dinlemek, bu da fiilin özelliklerini belirtiyor. Yine pekiştirme zarfıdır. İkilemeler arasında mı edatının gelmesiyle olabilir. Hiç mi hiç uğramadı. Sessiz mi sessiz duruyor şeklinde. Yine MPRS ünsüzleriyle yapılabilir. Basbayağı kandırmak, yapayalnız yaşamak, güpegündüz soymak, karma karışık görünmek gibi. Bunların tamamı zarfın anlam bakımından güçlendirilmesi yani pekiştirilmesi olarak değerlendirilebilir. Yapılarına göre belirteçlere geldiğimizde ise yapısına göre sözcükler basit, türemiş, birleşik olarak ayrıldığı için burada yine önce üçe bir de öbekleşmiş zarflar var. Dördüncü başlık olarak da onu göreceğiz. Yapım eki almayan zarflardır. Dün yine seni andım derken ne zaman? Dün zaman zarfı yine tekrar bildiren miktar zarfı. Kök halinde olduğu için bunlar basittir. Türemiş belirteçler yapım eki almak zorundadır. Sürmek, fiil nasıl sürüyor? Dikkatsiz. Bu durum zarfı arkadaşlar. Ve sılsız ekinde aldığı için türemiş zarflara örnek verilebilir. Birleşik zarflar, zarf görevinde kullanılan sözcüğün en az iki sözcükten oluşması. Nasıl çıktı karşıma? Birdenbire durum zarfı, iki kelimeden oluştuğu için de birleşik zarftır diyebiliriz. Öbekleşmiş zarflarda ayrı yazılan iki tane kelimenin zarf görevinde kullanılması. Vedat Cihan yıllar sonra yeni bir roman yazmış. Ne zaman? Yıllar sonra. İki kelimeden oluşuyor. O nedenle buna da öbekleşmiş zarf diyebiliriz. Etkinliği yaparsınız. Burada zarfların bir arada bulunduğu bir kavram haritası var. Bunlara da dikkat ederek konu tekrarı yapabilirsiniz. Biz birkaç tane soru çözelim. Hangisinde bir zarf başka bir zarfı pekiştirmiştir? Baktığımızda çalışmak fiil nasıl çalışacak? Titiz. Ne kadar titiz? Daha titiz. Titiz çalışmak, titiz burada durum zarfı olduğu için çalışma eyleminin nasıl yapılır belirtiyor. Daha da onu nitelendirdiğinden zarfı derecelendiren bir zarf vardır diyebiliriz. Burada ikinci cümle biraz serin ama tatlı bir rüzgar esiyor derken böyle bir derecelendirme zarfı yok. Böyle yaramazını görmedim dersem yalan olmaz. Yine zarfı derecelendiren bir zarf yok. Oldukça uzun bir yolculuktan sonra kalacağımız otele varmıştık. Yolculuk isim, uzun yolculuk sıfat. Ne kadar uzun? Oldukça uzun. Bu sıfatı derecelendirmiş. Yine olamaz. Aşırı sakin insanlar beni biraz ürkütür. İnsan, isim, nasıl insan? Sakin, sıfat. Ne kadar sakin? Aşırı sakin. Bu da sıfatı derecelendirmiş. Biz zarfı derecelendiren zarfı aradığımız için cevabımız bir olacaktı. Yani A seçeneği. Üçüncü soru. Altı çizili zarflardan hangisi ötekilerden farklıdır?
Çocuk ölesiye bağırıyordu sokakta. Nasıl bağırıyordu? Ölesiye bu durum zarfı. Sevincinden yerinde duramaz haldeydi. Niçin? Sevincinden bu sebep zarfı. Karşısındakine susarak cevap vermeyi tercih eder. Nasıl? Susarak. Bu da durum. Dünkü toplantı her şeyi içten söyledi. Nasıl söyledi? İçten. Doğru konuşmalısın. Nasıl? Doğru. O zaman A, C, D ve E nasıl sorusuna cevap verdiği için, fiillere sorulan nasıl sorusuna cevap verdiği için durum zarfı. Ama B, sebep anlamlı bir zarf oluşturduğu için cevap B seçeneği. Geldik 5. soruya. Zaman anlamı taşıyan sözcükler bazen isim olarak kullanılabilir. Örneğine bakalım. Her geçen gün biraz daha gelişiyordu. Burada böyle bir husus yok. Yeni daireler bir hafta içinde teslim edilecekmiş. Bunlar hep zaman anlamı katan zaman zarfları. Hafta pazartesi ile başlar, pazar ile biter derken bunlar gün adı olarak kullanılmış. Bu nedenle cevap bu. Salıya yeni mallar gelmiş olur. Ne zaman? Salıya. Bu zaman zarfı. İstediğiniz ürünler dün kargoya verildi. Ne zaman? Dün. Bu da zaman zarfı. O zaman A, B, D ve E de ne zaman sorusunun cevabı var. Ama dikkat ederseniz C seçeneğinde pazartesi ile pazar gün adı olarak kullanılmış.